Selam, hastaydım. Test falan yaptırdım ama korona değilmişim. Bugün daha iyi hissediyorum ve Tuncu'yu artık çok özledim. Yaklaşık bir haftadır görmüyorum. Bugün bir aksilik olmazsa Tuncu'ya evlenme teklif edeceğim Anıtkabir'de. Bakalım nasıl gidecek. Görüşürüz. Ben geldim. Bizim ilişkinin daki benim. Sesimden dolayı da özür dilerim. İşte tuvaletten en önce çıkan olsun, toplu taşımalardan en önce çıkan olsun, Tutuncu'nun evi buraya daha yakın. Bakalım. Birazdan gelir herhalde. İyi. Sen manyaksın ya. Evet. Ya gerçekten mi? Gel. Manyak. Evet. Ben de resim çekeceğiz dedim diye odaklandım. Evet dedin galiba. I said yes. Koy kapat resmine. Ben de evet dedim. Yağmur yapmamıştı bana. Ödeş. Mustafa amcanın yeri değil ama balımı ben de. Yemeği getirdi. Balımınkini beleşe getirdim. Artık böyle der sandım. McDonald's'ta şu dünya şampiyonası şey için uygulama indirdim. Arkadaşlar biz Yağmur'la haftada bir buluşuyoruz belki. Videoları siz haftalık izlediğiniz için her gün buluşuyor gibiyiz lütfen. Bize şey demeyin hani. Her gün bir aradalar gibi muamele yapmayın. Çünkü şey oluyor. Her videoda nasıl İnşallah bu kadar... Her videoda nasıl bu kadar böyle hani birbirinize karşı şöyle şöyle davranabiliyorsunuz diye bir şey oluyor mesela. Ben haftada bir görüyorum bu kızı. O yüzden hani... Zor. Ama gün içinde de böyle özlediğinde falan uygun olduğunda geliyor tabii yani. Uygun oluyorsam geliyorum. Okulda alınca ben de gideceğim. Hem de özel yerlerimiz var. Oraları görmek için gitmek durumundayım. Özel yer. İleride balım anlatmak isterse anlat. Gelecekten selam. Bu ufak videoyu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü... Aslında ortada bir iddia vardı ve bu iddia sonucunda böyle bir şey ortaya çıktı. Ama iddia olmasaydı da ben Tunca yine böyle bir sürpriz yapacaktım. Çünkü bu tip şeylerin böyle erkeklere aitmiş gibi ya da onların herhangi bir göreviymiş gibi onlara atfedilmesi benim hoşuma gitmiyor. Bu yüzden yeri gelince ona çiçek alıyorum. Onu herkesten daha çok bekleyebilirim. Ona evlenme teklif edebilirim. Ardından ona dünyadaki en güzel şeymiş gibi hissettirebilirim. Çünkü benim için dünyanın en güzel şeyi kendisi. O yüzden böyle minik bir sürpriz yapmak istedim ona. Biz genelde bu tip özel şeylerin hep böyle Türk dünyasında önemli... Zaferlerin ya da önemli günleri şey baz alarak bu tip şeyler gerçekleştiriyoruz. Mesela hani benim evlenme teklifimi Gaziler Günü'nde almam gibi. Ama bugüne ait özel bir... Buraya yazarım. Yani Türk dünyasında bir şey yok. Hani bu yüzden ben de evlenme teklifimi Anıtkabir'de yapmak istedim. En azından hani şey... Önemli bir yerde olsun, önemli bir gün şeyi yok ama öyle. Onun o gülüşünü görmek zaten önemli olan şey benim için. İnanın o videoyu dönüp kaç kez izlediğimi bilemezsiniz. Çünkü bu 3,5 yıllık dönemimizde onu o kadar mutlu asla görmedim. Asla görmedim. Yani hani bana evlenme teklifi ettiğinde bile hani öyle bir gülüş ben hayatımda hiç görmedim. O yüzden amacım onu mutlu etmekti.
böyle sizden de güzel mesajlar, güzel yorumlar aldık. Yani hepinize çok teşekkür ederim. Gerek benim evlenme teklifim için olsun, gerek Tunç'un evlenme teklifi için olsun. Çok güzel dönüşler var. Bu arada hala tam iyileşemedim sesim, o yüzden böyle. O yüzden ufak bir video çıksın ortaya istedim. Gerçekten mutluyum yani, böyle tarifi yok. Çok fazla ne zaman evleneceksiniz sorusu geliyor. Yani doğal olarak ilk adımlar atıldıktan sonra sağlığımız izin verirse, zaten bazı şeylere başlandığını da gördünüz. Bu süreçte olabildiğince sizin de bizim yanımızda olmanız için çaba gösteriyoruz. Çünkü bizim için sevinen insanlar için biz her zaman daha fazlasını onlar için diliyoruz. Sadece bazı yorumlar can sıkıcı olabiliyor. Çünkü insanlar sizin hayatınızı bilmeden sizinle alakalı yorumlar yapabiliyor. Biz bu evet dediğimiz anı dedik ki Twitter'dan da paylaşalım. Ama bu paylaşımların sonucunda insanların tweet'i alıntılayıp da ortaya koyduğu bazı yazılar hiç güzel değil. Hani ne biliyorlar ki de ne yazıyorlar diye düşünmüyoruz değil. Komik şeyler de vardı. Mesela biz hani Tunç'la şans bilekliği takmıştık birbirimize. İşte bilekliği nereden almış sorsana. İşte 2 liralık bileklikten beklenti falan gibisinden böyle bir sürü komik şey yazılar da var. Güldük yani. Ama işte biz Tunç'la aynı boydayız ve ben topuklu giydiğimde doğal olarak Tunç'tan bir tık uzun görünüyorum. Ve fotoğraflarda da azıcık hani yüzlerimizin de net görünmesi açısından ben mesela işte merdivende bir tık altta durmuştum. İşte kız uzun, oğlan kısa. Onlardan olmaz tarzı böyle kendi hayatında hiçbir vasfı olmayıp da Twitter'a girip böyle bize saçma sapan şeyler yazan insanlardan bir tane amip hani yazmış bize. Ve ayrıca eğer senin dediğin teoriye göre hani ben uzunsam ve Tunç kısaysa ve biz ayrılacaksak ki böyle biz aynı boydayız. Ben orada topuklu giyiyorum. Hani aynı boydayız yani, demek ki senin tezin çürüyor. İşte Tunç'un eğitmen kimliğine işte laf eden bir amip daha vardı. Yani cevap vermemek gerekli böyle insanlara, ama buradan şunu demek istiyorum. Hani hayatı hakkında hiçbir şey bilmediğiniz insanlar sırf YouTube'da, hani her yere ya da herkese, Twitter'da olabilir, açık mecralarda bir şeyler paylaşıyoruz diye biz sizin malınız, istediğinizi diyebileceğiniz insanlar ya da hani sizin ahbabınız, sizin dostunuz vesaire değiliz. O yüzden herkes buna göre ayağını denk alırsa daha iyi olur. Çünkü bir gün canım sıkılırsa, yani bu tip şeyler diyen insanların canının daha çok sıkılacağını da biliyorum. O yüzden kötü bir şey düşünüyorsanız bunu kendinize saklayın. Çünkü biz size bir şey demiyorken siz bize bir şey deme hakkını nereden buluyorsunuz? Bu da komik. Yani sizin beyinsiz oluşunuzla alakalı sadece size acıyıp üzülebiliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta herkese verilen bir şey bu. Ama bunu kullanabilmek, bunu doğru yönetebilmek, bunu saygıyla, anlayışla, sevgiyle evrimleştirmek falan, hani bunlar tamamen size kalmış şeyler. Eğer bunu beceremiyorsanız işte böyle saçma sapan kendi küçük hayatınızı baz alarak da belli kıskançlıklarla beraber de böyle benim gibi ya da başka insanlar, mutlu insanlar olabilir, işte hayatına bir şeyler yoluna koymak isteyen insanlar olabilir, işte YouTube'da sevenleriyle bir şeyler paylaşan ya da herhangi bir üne sahip olan insanlara çamur atıyorsunuz. Yazık.
Çünkü siz o telefonu kapattığınızda o sefil hayatınıza geri dönüyorsunuz ama biz bir şekilde yol almaya devam ediyoruz. Bu yüzden size tavsiyem bunu kullanmayı öğrenin. Çünkü bir sürü güzel dilek alıyoruz, güzel mesaj alıyoruz ve onları yazmak sorun değil. Çünkü bir insan asıl sizin adınıza mutlu olabiliyorsa büyük ve erdemli bir kişiliğe sahiptir. Yani çünkü dostunun adına ya da işte çok sevdiğin bir insanın adına mutlu olabiliyorsan eğer sen gerçekten başarmışsın demektir. Çünkü haset beslemek, işte fesatlık duymak bunlar çok basit insanların hissettiği basit duygular. O yüzden gülüyorum. Böyle ara ara hani uyarma ihtiyacı gibi değil de hani sizlerin hakkında ne hissettiğimi bilmeniz açısından bunları paylaşıyorum. Öyle bizim yanımızda olup bize destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Sayenizde biz de mutlu oluyoruz. Yani bizim için düşündüğünüz, yazdığınız, dilediğiniz ne varsa 100 katı sizin olabilir. Tekrardan teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de. O zaman görüşürüz.